Çok değerli genel başkan yardımcımız, milletvekillerimiz, önceki dönem genel başkanlarımız, çok değerli sivil toplum kuruluşu temsilcileri, siyaset yöneticisi arkadaşlarım, emniyet müdürümüz, basın mensuplarımız, bütün belediyeci arkadaşlarım, çok kıymetli Sayın Gülsün Bilgehan, Sayın Sevinç İnönü, hepiniz aramıza hoş geldiniz, onur verdiniz, ayaklarınıza sağlık. Sizleri burada görmek bizim için büyük bir heyecan, büyük bir onur. Evet, ciddi bir çalışmayı burada toplumumuzun hizmetine sunabiliyor olmaktan onur duyuyoruz. Bizim kıyılarımız, kamu kaynakları, kamu arazileri genellikle maalesef ne kadar kıyımız varsa aşağı yukarı tamamında çok büyük bir kısmı değişik işletmelerin uzun yıllar süren kontrolü altında, özel bazı çalışmaların etkisi altında, genellikle vatandaşlarımızın özgürce kullanımına açık olmayan, genellikle toplumumuza büyük oranda kapalı olan alanlar zincirinden oluşuyor. Türkiye'mizde böyle bir sorunumuz var. Birileri geliyor, bir sonraki kamu ihalesine de benim ekmek teknem deyip kimseyi sokmuyor. Uzun yıllar bu kıyılar toplumun yararlanamayacağı şekillerde garip mezbereliklere dönüşerek hayatlarını sürdürüyorlar. Biz Muratpaşa'mızda bununla ilgili çok ciddi çalışmalar yapıyoruz. Belediyeciliğe baktığımızda şöyle görebiliriz. Böyle gören dünya görüşleri, böyle gören anlayışlar olduğunu tespit edebiliyoruz. Acaba bu şehirde hangi boş alana ne bina dikilir? Yap işletle ne olur? Filan yerde acaba şöyle bir büyük yatırım yapılsa, bir bina oluşsa, bir şey olsa olur mu? Talibi olur mu? Oradan bir iş çıkar mı? Şehre bakarken bir de şöyle bir bakış açısı var. Bu şehrin ihtiyaçları nelerdir? Bu şehrin ihtiyaçlarına dönük yerel yönetimlere düşen, yerel ve genel kamu yönetimine düşen nedir? Bir de böyle bir bakış açısı var. Böyle bakmak var şehirlere. Böyle bakılmayı gerçekten çok unutmuş şehirlerimiz var. Uzun yıllar belli anlayışlar ısrarla devam ettikleri zaman belli yanlış yaklaşımlara sanki zannediliyor ki dünyada başka bir yaklaşım yoktur. Dünyada zaten belediyelere gelenler hangi boş alana ne yapılır? Hangi nerede yap işlet devretle ne çıkar? Nereye ne dikerim? Nereye nasıl ihale yaparım? Sanki bütün belediyecilik denen şey bundan ibaretmiş gibi toplum anlamaya başlıyor ve anlatmaya başlanıyor. Oysa sıkı sıkı takip etmemiz ve ısrar etmemiz gereken şey belediyecilikte toplumun ihtiyaçları nedir? Kentin ihtiyaçları nedir? Bu kentte sosyal ihtiyaçlar nedir? Altyapı ihtiyaçları nedir? Manevi ihtiyaçlar nedir? Kişisel ihtiyaçlar nedir? Kamusal ihtiyaçlar nedir? O ihtiyaçları tasnif etmemiz gerekiyor. Değil mi? Bir yaklaşım vardır. Ben bir alışverişe çıkayım der. Bir başka yaklaşım vardır. Benim nelere ihtiyacım var? Şunlara, şunlara, şunlara. Gidip onları alayım der. İşte Muratpaşa'mızda merhum sevgili büyüğümüz, hala kalbimizde yaşayan bilim insanı, kaliteli bilge insan nasıl olunur,
kaliteli bilge siyasetçi nasıl olunur? Türkiye'mize bir anıt gibi bir yaşam bırakarak bu dünyadan göçüp gitmiş ama kalbimizde hala beynimizde ve kalbimizde yaşayan Profesör Doktor Sayın Erdal İnönü'nün adını verdiğimiz bu park ve bu anlayış bizim kentimizin ihtiyaçlarına dönük ve çizdiğimiz kamucu, toplumcu, sosyal demokrat, belediyecilik anlayışı çerçevesinde icra ettiğimiz bir yaklaşımın sonucudur. Biraz önce arkadaşım ifade etti. Burası Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün şüphesiz Antalya dünyanın en güzel yeri yeridir dediği noktadır aynı zamanda. Bu noktada bu çalışmayı çok uzun yıllardır mezberelik olan, çok uzun yıllardır dağınık bir takım kullanımların etkisinde kalmış olan, bir düzenleme bekleyen, kamuya kazandırılmayı bekleyen, topluma kazandırılmayı bekleyen, bu noktada Erdal İnönü gibi bir ismin adını yaşatabiliyor. Böyle bir park toplumun hizmetine sunabiliyor. Ve toplum yararıyla Erdal İnönü ismini bu şekilde buluşturabiliyor olmaktan ve onun ailesine mensup çok saygı duyduğumuz çok değerli büyüklerimizin de aramızda olduğu, önceki dönem genel başkanlarımızın da aramızda olduğu, milletvekillerimizin, bütün sivil toplum kuruluşlarımızın, bütün komşularımızın, hemşerilerimizin de aramızda olduğu bir törende bu açılışı yapabiliyor olmaktan büyük onur duyuyorum. Hoş geldiniz diyorum tekrar. Burası çok yeri değil diyebilirsiniz ama bu tablo içinde altını çizmek istediğim çok kısa iki husus daha var. Daha sonra diğer değerli konuşmacılara mikrofonu bırakacağım. Değerli arkadaşlarım, değerli komşularım, değerli büyüklerim, insanoğlunun mantığı ve vicdanı, egosu ve vicdanı arasında kadim bir çatışma var. Belki egosu der ki her şeyi sen kontrol et, her şeye sen hakim ol, bütün mülkiyetler sende olsun, tapular sende olsun, güçler sende olsun, kaynaklar sende olsun. Vicdanı da der ki buna hakkın yok, bunu paylaşmalısın. Bir insanın içindeki bu çelişki aslında dünya siyasetinde ve Türkiye siyasetindeki temel çelişkidir. Kadim bir çelişkidir. Yani acaba kaynaklar topluma paylaştırılsın mı? Kaynaklar toplumun hakça paylaştığı, yararlandığı şeylere mi dönüşsün? Yoksa sadece belli ellerde toplansın mı? Bunu savunan, sınırsız özel mülkiyeti savunan yaklaşımlar olduğu gibi özel mülkiyeti topyekun reddeden yaklaşımlar da var biliyorsunuz. Her zaman olduğu gibi bu kadim çelişkinin içinde, bu kadim siyasi tartışmanın içinde de doğru ikisinin ortasında bir yerde. Ben ideolojik konuşmalar yapmam sık sık. Belediyecilikte biliyorsunuz. Hizmet odaklı, yarar odaklı toplumun ortak faydaları üzerinde durmak gerekir. Ama bugüne mahsus bunu yapacağım. Bu kadim çelişkinin orta yerinde sosyal demokrasi duruyor. Yani sınırsız özel mülkiyet arzusuyla insanın vicdanını dengeleyen, bunu yapamazsın diyen, adalet lazım. En alttaki gelir grubundaki insanın sosyal standardıdır toplumun kalitesini gösteren diyen, bu makul dengeyi ısrarla gözeten bu dünya görüşünün en değerli temsilcilerinden biriydi Erdal İnönü. Ve onun adını taşıyan bu parkı açarken bu konuya girmek istedim. Bu çelişki kadim bir çelişkidir. Hep de devam edecektir. Çünkü insan tabiatının bir çelişkisinin siyasete yansımış halidir. O yüzden de bizim hakça paylaşan, bütün insanları seven, kucaklayan o vahşi mülkiyet arzusu arsızlığıyla tamamen insan doğasına ters, topyekün mülkiyet duygusunu reddeden radikal yaklaşımlar arasında duran en insancıl, en kucaklayıcı,
en sevecen, en açıklayıcı, en adil, en düzgün çizgimiz olan sosyal demokrasi sonsuza kadar yaşayacaktır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk bilimsel gelişme demektir. Modernist gelişme demektir. Bilim demektir, akıl demektir. Rahmetli Erdal İnönü'nün 300 yıllık gecikme kitabını okuyanlar aranızda vardır. Diyor ki, deneysel yaklaşım, bilimsel araştırma, ilim, irfan 1600'de batıda başladı. Bizde ancak Cumhuriyet'le 1930'larda devletin resmi görüşü olarak başladı. Bütün çektiğimiz gerilikler, bütün sıkıntılarımız, bütün sorunlarımız bu 300 yıllık gecikmeden kaynaklanır diyor. Özetle söylüyorum. İşte bu 300 yıllık gecikmenin merhemidir. Atatürk ve arkadaşlarının, rahmetli İnönü'nün ve diğer aydınlanma önderlerinin getirdikleri. Daha fazla bilim demektir, daha fazla insan hakları demektir, daha fazla refah demektir, daha organize, üreten, gelişen, modern bir ekonomi demektir. Daha ileri olan her şey demektir Atatürkçülük. Çok dar kalıplar içinde tarif edip aşılmış gibi gösterme hevesinde olanlar var. Bakınız, eğer ufkumuzu çok geniş tutmaz isek aşılmışla aşılmamışı ayırt edemeyiz. Aynen biraz önce söylediğim değerler gibi Atatürkçülükte Doğu milletlerinde bir aydınlanma ışığı olarak her türlü bilimsel, demokratik, toplumsal gelişimin önder ışığı olarak sonsuza kadar yaşayacaktır. Ve sosyal demokrasi ile Atatürkçülük arasında hiçbir çelişki yoktur. Hiçbir, en küçük bir çelişki yoktur. Kim aksini iddia ediyorsa oturup konuşabiliriz. Evet, bu kadar yeter. Rahmetli Erdal İnönü biraz önce gördünüz. Otobüsün önüne atlayan insana ya atlama bir oy bir oydur diyecek kadar bilge birisi, nükteli birisi, ince birisi. Sabancı işte buluşuyla dünyanın en büyük fizik ödülünü almış bir insan olmasına rağmen bir üniversitede yaptığı bir konuşmada öğretmen mi olacaksınız yoksa öğrenci mi? Kendiniz karar verirsiniz hayatta. Bence öğrenci kalmak daha iyidir diyecek kadar bilge, derin, muhteşem bir insandı. Siyasetle de uğraştı. Toplumuna, kamuya, Türkiye'mize hizmet etmek için elinden gelen bütün gayreti gösterdi. Bilim insanı olarak, üniversite yöneticisi olarak, siyaset yöneticisi olarak ve bizim bir eski önceki genel başkanımız olarak çok değerli katkılar sağladı. Hepimize bir nebze Erdal İnönü olabilecek erdemi nasip etsin Allah diyorum bu Ramazan gününde. Hepimiz bir miktar Erdal İnönü olabilirsek ne mutlu bize, ne mutlu Türkiye'ye, topluma, insanlara faydamız olabilir. Bilge olabiliriz, alçak gönüllü olabiliriz, egomuzu kontrol edebiliriz. O omuzlara alınmamak için çırpındığı sahneler hep gözümün önüne gelir. Aynı duyguları paylaşan ne kadar az siyasetçi olduğunu düşünürüm sonra. Ve ara ara da bir miktar hüzünlenirim. Evet, biliyorsunuz ben şiir okumayı severim. Çok da sevdiğim, ara ara sık sık okuduğum bir şiirle bitireyim. Zannederim rahmetli Erdal İnönü'nün de duygularına tercüman olabilen bir şiir olsa gerek. Memleket isterim, gök mavi, dal yeşil, tarla sarı olsun. Kuşların, çiçeklerin diyarı olsun. Memleket isterim, ne başta dert, ne gönülde hasret olsun. Kardeş kavgasına bir nihayet olsun. Memleket isterim, ne sen ben, ne zengin fakir farkı olsun. Kış günü herkesin evi barkı olsun. Memleket isterim, yaşamak, sevmek gibi gönülden olsun. Olursa bir şikayet ölümden olsun. Parkımız hayırlı olsun. Geldiğiniz için teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Sayın Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz bu güzel konuşmaları için.
Eski genel başkanlarımızdan Profesör Doktor Sayın Erdal İnönü'nün adını taşıyan kentsel yaşam alanımızın açılışında daha önce genel başkanlık görevini yapmış iki büyük siyasetçi bulunuyor aramızda. Onlar da sizlerle duygu ve düşüncelerini paylaşacaklar. Şimdi büyük alkışlarınızla konuşmalarını yapmak üzere önceki dönemlerde genel başkanlığımız dahil çok önemli görevlerde bulunmuş Sayın Murat Karayalçın'ı kürsüye davet etmek istiyorum. Sayın Sevinç İnönü, sevgili Sevinç İnönü, sevgili Gülsün Bilgehan, Sayın Genel Başkan Yardımcımız, İl Başkanımız, Genel Başkanımız, Milletvekillerimiz, Belediye Başkanlarımız, sevgili yurttaşlarım, Erdal İnönü'nün doğum yıl dönümünde bu güzel parkta bir araya gelmiş bulunuyoruz. Sevgili Genel Başkanımı bu toplantıda, bu birlikteliğimizde saygıyla, rahmetle, hasretle anıyorum. Murat Paşa Belediye Başkanımıza böyle bir toplantıyı örgütlemiş olduğu için, bizi bir araya topladığı için, Erdal İnönü'yü anmamızı sağladığı için içtenlikle teşekkür ediyorum. Erdal İnönü ile tanıştığım andan itibaren kendisini kaybettiğimiz güne kadar olanaklarım ölçüsünde hep birlikte olmaya çalıştım. Erdal İnönü, milli kahramanımız, genel başkanımız, cumhurbaşkanımız, babası İsmet İnönü'nün adıyla siyasete girdi. Siyasetten Erdal olarak, Erdal Bey olarak kendi adıyla ayrıldı. Erdal İnönü'nün 1993 6 Haziran'da doğum gününde birkaç ay sonra yapılacak kurultayda genel başkanlığa adaylığını koymayacağını açıklaması, gerçi daha sonra siyasete devam etti ama bir anlamda genel başkanlık düzeyinde siyaset yapmayı bırakmış olması, Türkiye siyasetinde yer alanlar arasında, siyasetçilerimiz arasında, bilim insanları arasında tartışma konusu olmuştur. Neden genel başkanlığı bıraktı? Genel başkanlığa devam edebilecekken başbakan yardımcısı olarak hükümette görev yapmaktayken hangi nedenle genel başkanlıktan ayrılacağını açıkladı sorusu gerçekten siyasetçiler arasında çok tartışılmıştır. Hala da tartışılmaktadır. Ben rahmetli Erdal İnönü'nün bu kararıyla Türkiye siyasetinde bir amortisman kavramını ortaya koyduğunu düşünüyorum. Kendisine göre doğru olduğunu düşündüğü bir süreyi tamamlayıp ondan sonra da ayrılmak gerekir diye karar verdi kanısındayım. Bu karar her birimiz için, siyaset yapmakta olan herkes için düşünülmesi, değerlendirilmesi gereken bir karar. Değerli arkadaşlarım, sevgili yurttaşlarım, Sosyal Demokrat Halkçı Parti Genel Başkanlığından ve Başbakan Yardımcılığından Erdal İnönü'nün halefiydim,
50. hükümetin Dışişleri Bakanlığı'nda da rahmetli Erdal İnönü'nün selefi oldum. Kendisinden gerçekten çok şey öğrendim. Çok etkilendim. Bir yaşam boyu kendisine bağlı olarak siyaset yapmaya çalıştım. Bu kararımdan da çok memnunum. İyi ki öyle yapmışım. İyi ki Erdal İnönü'yle siyaset yapma kararını almışım ve gereğini yerine getirmişim. Şimdi bu kimliğimle Sayın Muratpaşa Belediye Başkanı'nın göstermiş olduğu vefa örneğini şükranla karşılıyorum. Bundan çok büyük bir memnuniyet duyuyorum. Sayın Başkan, çok teşekkür ederim. Sağ olun. Bu vefayı gösterdiniz. Size teşekkür ediyorum. Ama bir de Ankara'nın eski belediye başkanı olarak o kimliğimle Muratpaşa Belediye Başkanımızı kutlamak istiyorum. 25 dönüm, 25 dönümlük alan, 2,5 hektar. Buranın, Antalya'nın en güzel yerlerinden birisi. Sayın Rektörümüz, Sayın Hocam Mustafa Bey biraz önce Atatürk'ün o ünlü deyişinin burada, bu noktada, buralarda bir yerde söylendiğini ifade etmişti. Aynı şeyi anons yapan arkadaşımız da, Sayın Belediye Başkanımız da dile getirdi. Yani bakıp da şüphesiz dünyanın en güzel yeridir diye nitelenmiş olan burada, bu alanda Sayın Belediye Başkanımız bir rant arayışı içinde değil. Buraya bir AVM kondurmak, burada plazalar yapmak düşüncesinde değil, kendi ifadesiyle burayı halka açıyor, halka tahsis ediyor, burada kamu çıkarı olduğunu söylüyor, halkın yararı olduğunu söylüyor. Ve vallahi yürekten kutluyorum, helal olsun diyorum. Birkaç gün önce Hürriyet gazetesinde Sayın Çevre ve Şehircilik Bakanı'nın bana göre çok çarpıcı olan bir değerlendirmesini okuduk. Türkiye'nin en önemli sorunu olarak, Türkiye'nin en önemli hırsızlık olayı olarak imar düzenlemelerini gösteriyordu Çevre ve Şehircilik Bakanı. Belediye adını vermiyorum diyor Sayın Bakan. Ama Ankara'ya gidin, İstanbul'a gidin, bir kafede oturun, kıyıda çevreye şöyle bir bakın, hırsızlık olayının nasıl olduğunu, nasıl şekillendiğini gözlerinizle göreceksiniz diyor. Bu ifadeyi kullandı Ankara ve İstanbul için. Ben Sayın Bakan isim vermedi ama ben 5 aşağı 5 yukarı neleri kastettiğini anlıyorum. Özellikle daha önce 2015 yılında bir başbakan yardımcısının Ankara'nın parsel parsel satılmış olduğunu söylediğini hatırlayarak neleri kastettiğini anlıyorum ama asıl dikkatinizi çekmek istediğim yer burası. Sayın Bakan buraya gelsin ve burada Muratpaşa Belediyesi'nin neyi yaptığını halkına, hemşerilerine nasıl bir alanı tahsis ettiğini görsün. 2,5 hektarlık bir alan, kentin merkezi, gerçekten bir cennet parçası. Burada kamuya adanıyor, kamu hizmetleri için ayrılıyor. Antalyalılar sevgili genel başkanımın adını taşıyan bu parka evlenmek için, dinlenmek için, toplumsal etkinliklerde bulunmak için gelecekler. Bu da işin ayrıca benim için çok önemli, çok çekici bir yanı. Ben de aslında bu tür birlikteliklerde siyasi konuşmalar yapılmasından pek yana değilim. Ama Sayın Başkanımız, Belediye Başkanımız bu kuralı bozduğunu söyledi. İdeolojik bir değerlendirme yapacağını dile getirdi. O nedenle bu kısa hatırlatmada bulunmak istedim ama son olarak
Özellikle Sayın Genel Başkan Yardımcımız, milletvekillerimiz burada. Bir konuya dikkatlerini çekmek istiyorum. Yine Sayın Çevre ve Şehircilik Bakanı'nın açıklamasını anımsatarak. Sayın Bakan, belediyelerin İçişleri Bakanlığı'na bağlı olduğunu söylüyor. Böyle bir şey yok. Belediyeler İçişleri Bakanlığı'na bağlı değil. Belediyeler herhangi bir bakanlığa bağlı değil. Belediyeler özel kuruluşlar. Özerkliği olan kuruluşlar. Yani karar organları seçimle gelir ve kendi gelirlerine dayalı olarak bütçelerini hazırlarlar. Kendi organlarında bu bütçeleri onaylarlar. Bir başka yerin onayı da gerekmez. Bunu kendisi de belediye başkanı olan Sayın Bakan'ın bilmemesi mümkün değil. Ama bu ifadeyi kullandığına göre acaba diyorum bir başka hazırlık mı yapılmakta? OHAL kararnameleriyle ya da belki de başka girişimler söz konusu olabilecek. O girişimlerle yerel yönetimlerin, belediyelerimizin özerk niteliklerini ortadan kaldırıp onları İçişleri Bakanlığı'na ya da merkezi yönetimin herhangi bir yerine bağlama girişimleri mi söz konusu olacak? Bunu göz ardı etmemek gerektiğini düşünüyorum. Önemsiyorum, o nedenle dile getirmek ihtiyacını duydum. Sevgili yurttaşlarım, sayın konuklar, Ramazan ayınızı kutluyorum. Gelecek bayramınızı kutluyorum. Sevgili Erdal İnönü'yü bir kez daha rahmetle, hasretle anıyorum. Hepinize enişten sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Sayın Murat Karayaltın'a çok teşekkür ediyoruz bu güzel konuşmaları için. Değerli konuklar, şimdi alkışlarınızla konuşmalarını yapmak üzere Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcımız ve Antalya Milletvekilimiz Sayın Çetin Osmanlı da konuşmalarını yapmak üzere sahneye davet ediyorum. Çok değerli önceki dönem genel başkanlarımız, çok değerli il başkanı, ilçe başkanlarımız, milletvekillerimiz, sevgili İnönü'nün, Erdal İnönü'nün çok değerli eşi hanımefendi, çok değerli Murat Paşalılar, Antalyalılar, değerli dostlarım, değerli hemşehrilerim, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Öncelikle Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun daha önceden planlanmış bir toplantısından dolayı çok istemesine rağmen aranızda olamadı. Onun saygılarını, sevgilerini sizlere iletmek istiyorum. Değerli dostlar, İnönü adı tüm Türkiye'de geçmişten bugüne ilk önce Kurtuluş Savaşı bize hatırlatır, Kurtuluş Savaşı'nı hatırlatır. Cumhuriyeti hatırlatır, demokrasiyi hatırlatır, çok partili dönemi hatırlatır ve en önemlisi beyefendiliği, zerafeti bize hatırlatır. O yüzden çok değerli belediye başkanıma, Murat Paşa belediye başkanıma, ben böyle bir düşünceyi ortaya koyup Antalya'nın geçmişte bir mezbelelik olan alanını yaşanabilir bir noktaya getirdiği için ona özel teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Özellikle Erdal İnönü adını da buraya verdikleri için yürekten teşekkür ediyorum. Antalya'ya çok önemli bir değer kazandırdınız ama vefayı da unutmadınız. Onun için buradaki bu ismi buraya vermeniz bütün Antalya'nın yüreğinde sizi tahta oturttu. Onun için de ayrıca özel teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Değerli dostlar, çok ağır günlerden geçiyoruz. Şunu belirtmek isterim ki, eğer nefes almak istiyorsanız, özgürlüğü doya doya
çıkartmak istiyorsanız sizin koşarak geleceğiniz yerler bizim belediyelerimiz. Yani biraz önce Ümit Başkan'ın da söylediği gibi sosyal demokrasi ile yönetilen bizim belediyelerimiz. Burada özgürlük var. Özellikle Muratpaşa, Konyaaltı, Döşemealtı ve diğer ilçelerimiz, İzmir'deki Türkiye'nin 217 noktasındaki belediyelerimize insanlar nefes almaya giderler. Ve onlardan birisi de Muratpaşa ve bugün de burada yapılan parti geçmişte burada gerçekten iyi görüntüler yoktu. Mükemmel bir yer oldu. Bazen Antalya'da olduğum zaman burada yürüyüş yaparım. Aradaki farkı gayet iyi biliyorum. Biraz önce de söylendi, Büyük Atatürk'ün söylediği gibi şüphesiz Antalya dünyanın en güzel yeridir. Fakat Falezler'den Toroslara baktığınız zaman o cenneti bir kere daha dünyada görmüş olursunuz. Onun için de çok değerlidir. Şimdi geçtiğimiz günlerde Adalet ve Kalkınma Partisi'nin genel başkanı çıkıp her zaman olduğu gibi mikrofonlardan ülkeye talimatlar yağdırıyor ve bir talimatı da şu: bu arena isimleri nedir kardeşim? Bu arena isimlerini derhal indirin. Ve böyle talimatla ülkeyi yönetme denemelerini de burada da tekrar yaptılar ve bir açıklama yaptık daha önce de. Bütün arkadaşlarımız bu arena isimleri geldiği zaman, özellikle İsmet İnönü'nün adını verdiğimiz Dolmabahçe'deki stat, İnönü stadı, o net olarak herkesin hafızasına kazılmış bir noktayken oraya da arena dediler. Beşiktaş takımı oraya da arena dedi. Atatürk stadyumları, işte burada Antalya'da örneği olduğu gibi Atatürk stadyumu yıkıldı, yerine arena dediler. Türkiye'nin her yerinde, Kayseri'de, orada, burada, İstanbul'da. Ve biz de dedik ki madem siz bu yabancı isimleri arenada insanlar öldürülüyordu, kaplanlara parçalattırıyordunuz, tekrar eskiye dönün. İnönü ismini tekrar verin. Atatürk ismini tekrar verin. Sizin samimiyetinizi görelim. Fakat tabii tık yok. Burada mücadeleye devam edeceğiz. Antalya'da tekrar yeni yapılan stadyuma Atatürk ismini ve Beşiktaş'ta da İnönü ismini tekrar oraya vermek için mücadele etmeye devam edeceğiz. Ramazan ayı mağfiret, günahların affedildi, ibadet edildi, küslüklerin, dargınlıkların ortadan kalktığı, uzlaşmanın yapıldığı çok önemli 11 ayın sultanı. İşte biraz sonra iftar merasimine de geçeceğiz. 30 Ramazan Sayın Başkanımız ve diğer belediye başkanlarımız iftarda insanları bir araya getirip o uzlaşma ruhunu, o barış ruhunu yaratmaya gayret ediyorlar. Fakat bakıyoruz böyle bir ayda bile maalesef ülkeyi yönetenler o şiddet dilini terk etmeyip toplumu hala birbirinden ayıracak o dili kullanmaya devam ediyorlar. Müslüman ülkeler, İslam toplumlarında da o gerginlik bir türlü bitmiyor. En son biliyorsunuz Orta Doğu zaten bir bataklık halinde. En son yine dün meclise gelen bir, alelacele meclise gelen bir yasa tasarısı var. Ve Katar'da bir üst kurulmasıyla ilgili, askerimizin götürülmesiyle ilgili, ki yine kanla, gözyaşıyla, şiddetle biz hala Orta Doğu'da pozisyon almaya gayret ediyoruz. Halbuki Büyük Atatürk yurtta barış, dünyada barış demişti. O bataklığı biliyordu. O bataklıktan Arap halklarının arasındaki kavgalara karışmayın diyordu. Ve biz 2010'dan itibaren o bataklıktan bir türlü çıkamıyoruz. Ve yine son olarak Katar'da yapılan bu hareketle yine biz birilerinin işine karışmak durumunda kalıyoruz. Halbuki doğru olan yine yurtta barış, dünyada barış ilkesini ortaya koyup orada tarafsız kalmayı başarmalıydık. Eğer orada sorunun bir tarafında bir yeri desteklerseniz sorunun parçası olursunuz. Eğer ortada durursanız çözümün bir parçası olursunuz. Bize yakışan da, bu ülkeye yakışan da budur. Değerli arkadaşlar, çok uzatmayacağım, iftar saati de geldi. Bu değerli yatırımı geçmiş dönemde genel başkanlığımızı yapmış, bilim adamı, siyasete nezaketi öğretmiş, duruşuyla, mütevazi kimliğiyle ülkeye çok büyük katkılar yapmış, ülkenin bilimine çok büyük katkılar yapmış,
merhum Erdal İnönü'yü buradan saygıyla anıyorum. Ailesine aynı şekilde hürmetlerimi, saygılarımı iletiyorum. Değerli başkanımıza, Muratpaşa Belediye Başkanımıza bu güzel yatırımdan dolayı çok teşekkür ediyorum. Antalyalılar adına, Antalya'nın bir sakini olarak çok teşekkür ediyorum. Nefes almaya tekrar bu parka geleceğiz. Muratpaşa'nın ve Konyaaltı'nın diğer ilçelerimizin olduğu gibi onlara da nefes almaya gideceğiz. Hepinize candan yürekten çok teşekkür ediyorum. Şimdiden Ramazan bayramınızı da buradan kutlamak istiyorum. Saygılar, sevgiler sunuyorum. Milletvekilimize çok teşekkür ediyoruz değerli konuklar. Şimdi çok kıymetli bir misafir çağıracağım. Konuşmalarını yapmak üzere alkışlarınızla Sayın Erdal İnönü'nün yeğeni, Cumhuriyet Halk Partisi Ankara Milletvekilimiz Sayın Gülsün Bilgehan'ı kürsüye davet ediyorum. Evet, bu zor ama zevkli görev bana kaldı. Böyle muhteşem bir tablo karşısında heyecanlanmamak mümkün değil. Öncelikle burada bulunan bütün Erdal İnönü'nün dostlarını, sevgili eşi karşımda oturuyor. Biliyorum çok böyle toplantılara katılmıyor ama bugün aramızda Sevinç İnönü. Ve bütün, evet, hakikaten ona alkışlamamız lazım. Bize kalan en büyük hatıra şu anda Sevinç Engel. Ve İnönü ailesi adına hepinizi şükranla, saygıyla selamlıyorum. Karşımda Erdal İnönü ile siyaset yapmış büyük devlet adamları var. Çalışma arkadaşları var, sevdiği arkadaşları var. Birlikte güzel vakit geçirdiği arkadaşları var. Onu seven sizler, destek olan, unutmayan sevgili seçmenleri, bütün sevenleri var. Benim fazla bir şey söylememe gerek yok. Şu resim bence her şeyi anlatıyor. O gülen gözleriyle, sevimli gülümsemesiyle size oradan benim Erdal'dayım, Erdal İnönü teşekkür ediyor. Burada olduğunuz için teşekkür ediyor. Bu birlikteliği gösterdiğiniz için teşekkür ediyor ve tabii ki her şeyden önce değerli genç, çalışkan belediye başkanımız Ümit Uysal'a teşekkür ediyor. Bu güzel parkın adını verdiği için bence çok yakıştı Erdal İnönü'ye. Erdal İnönü bir bilim insanıydı ama her şeyden önce bir doğa sevdalısıydı. Şimdi Sevinç Engin'e yine bakarken ve burada bulunan diğer arkadaşlarına aklıma ve bu ağaçlara bakarken son yıllarında gittiğimiz Kaz Dağları'nda o zeytinlikler arasındaki gezintilerimiz geldi. Zeytin. Zeytin deyince Erdal İnönü'yü hatırladım. Aynı şeyleri düşünüyoruz. Aynı şeyler için mücadele ediyoruz. Neyse şimdilik durdurduk. 6 kere geldi. Geri döndü. 7. kere umarım tekrar gelmez. Ama gelirse de zeytinleri Erdal İnönü gibi insanlar için. Bilime inanan ama doğaya büyük saygı duyan insanlar için, bilime inanan, sanayiye inanan, teknolojiye, gelişmeye inanan ama her şeyden önemlisi doğaya saygısı olan insanlar için korumaya devam edeceğiz. Bugün ilginç bir günmüş. Ben de yeni öğrendim. Bugün Dünya Merak Günü'ymüş. Şimdi bu parkı açarken 2 gün önce Erdal Dayı'nın doğum günüydü. Dünya Merak Günü'nde de Erdal İnönü Parkı'nı açıyoruz. Ne kadar uyuyor kendisine. Evet, meraklı bir insandı. Bilime, akla inanan bir insandı. Ve öyle bir evde yetişmiş ki babası İsmet İnönü'nü ve annesi Mevlübe İnönü'nün. Biliyorum ki söyler de İsmet İnönü'nün oğlu dediklerinde evet İsmet İnönü'nün oğluyum ama Mevlübe İnönü'nün de oğluyum derdi. Onun için burada anneannemin adını da özellikle vurgulamak istedim. Evet, sorgulayan bir insandı. Merak eden bir insandı. Üniversitedeki öğrencileriyle birlikte öğlen kantine onlarla birlikte yemeğe indiğinde eline tepsisini alır
sıraya girip önce tepsiyi alır. Ondan sonra öğrencilerden, gruplardan birinin yanına otururdum. Ve biliyorum şunu sorardı. Çocuklar, yeni bir buluşunuz var mı? Ne güzel bir soru. Bize geldiğinde de bunu sorardı. Yeni bir buluşunuz var mı? Bence gençlere verilecek en güzel mesaj bu. Yeni buluşlara, onlara yaratıcılıklarına ihtiyacımız var. Bir gençler, iki belirtmeden geçemeyeceğim. Erdal İnönü gerçek bir eşitlikçiydi. Kadın erkek eşitliğine yürekten inanırdı. Partimize adı ne olursa olsun bir sosyal demokrat parti olarak ilk eşitlik kotasını, cinsiyet eşitliği, kadın erkek kotasını getiren oydu. Her toplantıda, her kurulda, her organizasyonda arada kadınlar var mı diye bakardı. Şimdi bakıyorum yine mutlu gülümsüyordur. Çünkü Antalya ve Muratpaşa eşitliğin herhalde en iyi yaşandığı yerlerden bir tanesi ki karşımda örnekleri duruyor. Evet, son olarak şunu söyleyeyim. Erdal İnönü bir siyasetçiydi, bilim insanıydı. Ama inanca da büyük saygı duyardı. Bugün olsaydı, aramızda olsaydı sanıyorum o da bizlerle birlikte orucunu açardı. Çünkü belki İslam'ın en iyi şartlarıyla, en çağdaş, hakikaten en kabul edilebilir şartlarıyla yaşandığı bir evde büyümüştü. Mehbibe İnönü'nün evinde büyümüştü. Onun için burada onu da hatırlıyorum. O iftar sofralarını hatırlıyorum. Ve Ramazan sevincini ve saygısını da bir kez daha onunla birlikte bugün bu akşam beraber yaşadığımızdan dolayı bize bunu yaşattığı için Ümit Başkanıma tekrar teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Var olmaya da devam edeceğiz. Bakın Antalya bunu son referandumda çok iyi gösterdi. Sizi kutluyorum. Başkanım başarılarınızın devamını diliyorum, artmasını diliyorum. Hepinize tekrar İnönü ailesi adına, sevgili Sevinç Engem adına teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum. Değerli konuklar, Sayın Gülsün Bilge Hanım'a çok teşekkür ediyoruz. Ve şimdi kendisini davet etmek istiyorum. Yine çok değerli bir isim. Sayın Erdal İnönü'nün değerli eşi Sayın Seviç İnönü. Sizleri selamlayacak. Kendisini sahneye davet ediyorum. Çok duygulandım açıkçası. Bu kadar güzel konuşmadan sonra bana konuşacak bir şey kalmadı. Bütün konuları değindi. Değerli konuşmacılarımız. Ben bütün Antalyalılara, Muratpaşalılara içten sevgilerimle merhaba diyorum. Değerli konuklara, hepsini ayrı ayrı saymayayım, vakit alacak. İftar zamanı da yaklaştı. Çok çok, hakikaten çok müteassıs oldum. Bir kere başkanımızı kutluyorum, içten kutluyorum. Böyle değerli bir yeri hizmete açtığı için, bu kadar güzel bir park yaptığı için. Gülsün'ün de belirttiği gibi hakikaten Erdal çevreye çok meraklıydı. Yani bütün gezilerimizde etrafta önce keşfe çıkardık. İyi bir dağcıydı da aslında. Birçok dağlara tırmanmıştı. Yani onun için bütün bunları değinerek konuşmalar oldu. Sayın Karayalçın'ın konuşması da çok güzeldi. Çok çok duygulandım. İçten teşekkürler ederim. İnşallah bu park böyle gençlerin, kadınların, herkesin sevinçle, neşeyle dolaştığı bir yer olarak kalır. Başkana bu hizmetinden dolayı tekrar teşekkür ediyorum. İyi başka diğer hizmetlerini de bekliyoruz. Saygıyla selamlıyorum hepinizi. Sağ olun. Sevinç Hanım'a bırakmıyoruz değerli misafirler. Ben alkışlarınızla Gülsün Bilge Hanım'ı da davet etmek istiyorum. Belediye Başkanımız Sayın Ümit Uysal'a teşekkür çiçeklerini takdim edecekler. Ve bu güzel günün anısına bir fotoğraf çekimi gerçekleşecek. Ve değerli misafirler,
Konuklarımızı bırakmıyoruz. Erdal İnönü Kent Parkı'nın açılış kurdelesini kesmek üzere. İftar vaktinin yaklaşmasından dolayı konuşmasından feragat eden Cumhuriyet Halk Partisi 2. Kurucu Genel Başkanımız ve Antalya Milletvekilimiz Sayın Deniz Baykal'ı alkışlarınızla buraya davet etmek istiyoruz. Sayın Murat Karayalçın'ı alkışlarınızla kurdele kesim için buraya davet etmek istiyoruz. Ve diğer tüm protokolümüz, Cumhuriyet Halk Partisi Antalya Milletvekilimiz Niyazi Nefi Kara, Cumhuriyet Halk Partisi Antalya Milletvekilimiz Profesör Doktor Mustafa Akaydın, Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanımız Sayın Mustafa Erdem, Kemer Belediye Başkanımız Mustafa Gül, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcımız Sayın Çetin Osman Budak, ilçe başkanlarımız aramızda Cumhuriyet Halk Partisi Aksu ilçe başkanımız Kenan Yıldız, Muratpaşa ilçe başkanımız Ahmet Kumbul, Kemer ilçe başkanımız Erdem Cesur, Kepez ilçe başkanımız Garip Erdoğan, Konyaaltı ilçe başkanımız Sayın İlhan Buğdaycı, Muratpaşa Emniyet Müdürümüz Sayın Sinan Demir'i buraya davet etmek istiyoruz. Baro Başkanımız Avukat Polat Balkan. Gençlik ve Kadın Kolları Başkanlarımız aramızda, onları da davet etmek istiyoruz. Belediye İş Sendika Başkanı Kemal Çavuşoğlu, Makine Mühendisleri Odası Başkanı Ayşen Hamamcıoğlu. Ve aramızda bulunan, isimlerini saymadığımız sivil toplum kuruluşlarımızın ve meslek odalarımızın değerli başkan ve yöneticileri. Parti Meclis Üyemiz Sayın Yıldırım Kaya, Kepez İlçe Başkanımız Sayın Garip Erdoğan, değerli meclis üyelerimiz, başkanımızın değerli eşini ben davet etmek istiyorum bu güzel tabloda görmek üzere. Önceki dönem milletvekili yapmış Sayın Tuncay Ercenk, kendisini davet etmek istiyoruz bu güzel tabloda görmek için. Önceki dönem milletvekili yapmış aramızda bulunan tüm konuklarımızı da davet etmek istiyoruz. Önceki dönem milletvekili yapmış değerli ismimiz Sayın Nail Kamacı'yı davet etmek istiyorum ve diğer aramızda bulunan tüm milletvekillerimizi. Yusuf Öztop, Gürkut Acar, Halil Akyüz, Feridun Balaoğlu, Figen Çalıkuşu, isimlerini saymadığımız, atladığımız tüm isimler varsa af diliyorum, özür diliyorum. Ve değerli konuklar, bu kalabalık aile için, bu güzel tablo için büyük bir alkış alabilir miyim? Parkımızın Antalya'mıza, Muratpaşa'mıza, Türkiye'mize hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz. Ve tüm misafirlerimizi ve protokolümüzü, bu güzel parkımızı gezmek